Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. TypeScript Türkçe derslerine devam ediyoruz. Şimdiye kadar 7 Türkçe TypeScript dersi çekmişim. Şimdi 8. dersten itibaren devam edeceğim. Geçen dersteki 65 numaralı dosyanın bir kez bir tekrarından sonra derslerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, 65 numaralı TypeScript dosyamıza baktığımızda şöyle alt dizin oluşturma ile ilgili bir metodun tanıtımını size yapmıştım. Substring metodunu. Bu dizinlerle uğraşırken kullanabileceğimiz metotlardan bir tanesi. Bunun ne işe yaradığını da şöyle tekrar edelim. STR denilen bir değişkene apples are round and apples are juicy diyerekten bir dizin tayin etmiştim. Elmalar yuvarlak ve elmalar sulu diyerekten. Burada substring yöntemini kullanaraktan STR diye de kısaltılabiliyor. 1 ve 2 diye sıralarını koyuyorum. İkincisinde de 0 ve 10 diyerekten ve üçüncüsünde de 5 diyerekten. Dolayısıyla bunların yazılmasında da 65 numaralı JavaScript dosyasına çalıştırdığımda, Node'la çalıştırdığımda bana şu verileri verecektir. 1, 2, P yani 1'den 2'ye kadar olan şurasını kastediyoruz arkadaşlar. Ve 0'dan 10'a kadar olan 10'a kadar saydığımızda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dolayısıyla apples are dahil olacak. 5 dediğimde sadece 5'ten itibaren s are round diyerekten yani şuradan sıfır, bir, iki, üç, dört, beş, 5'ten itibaren de sonuna kadar bunu kabul edecektir. Diğer parametreyi sonuna kadar kabul ediyor. Bununla ilgili bir de şunu göstermek isterim arkadaşlar. Bunu ben Eclipse IDE ortamında çalıştırdığım gibi konsoldan da çalıştırabilirim. Node.js konsolunu açtığımda arkadaşlar burada comment prompt açtığımda burada normalde işte Node.exe'ini çağırıp demo file 0.65 dediğimde de aynı neticeyi elde ederiz. Şurada da gördüğünüz gibi parantez içerisinde 1,2 P 0'dan 10'a apples are ve 5'ten itibaren dediğinde de s are round and apples are juicy diyerekten aynı neticeyi bulabiliriz. Burada dikkat edilecek bir husus var arkadaşlar. Bunun şu anda çalıştığım hangi dizinse şöyle gelmek lazım. TypeScript. Bu tabi bunu başka bir dizin içerisinde de çalıştırıyorum. Workspace içerisinde çalıştırıyorum. Workspace'i de bildiğimiz Eclipse'in dizini altında çalıştırıyorum. Dolayısıyla bu Node.js comment promptu çalıştırırken o noktaya kadar inmemiz lazım. SRC denilen source dosyalarının bulunduğu yer. Şurada dikkatinizi çekmek isterim. Aksi halde bunların root'a daha önceden kayıtlı olması lazım ki root directory'ye oradan rahatça çalıştırabilirim. Ben bu kolaylığı tercih ettim. Böylece 55 numaralı dersi hatırlatmış olduk. 65 numaralı dersi hatırlatmış olduk arkadaşlar. Şimdi 66 numaralı TypeScript dosyasını göstereyim size. 66 numaralı TypeScript dosyasında to locally lowercase denilen bir metodu burada size tanıtıyorum arkadaşlar. Küçük harfleri dönüştürüyor buradaki de. Bakıyorum burada apples var ve ikinci bir apples ve juicy var. Bunları küçük harfe çevirmesini bekleyebiliriz. Dolayısıyla bunu bir değişkene atıyorum ve de o değişkeni burada str dot dedikten sonra metodu çağırıyorum. Burada her şey nesne bildiğimiz gibi arkadaşlar TypeScript'te. Bunu da çalıştırdığımızda 66 numaralı JavaScript dosyası haline gelecek. JavaScript dosyasını da Node.js baş harflerini küçültmüş olarak da diğer kısımlar aynı olmak koşuluyla lowercase'e yerel olarak da lowercase'e dönüştürmüş
halini elde ediyoruz arkadaşlar. 67 numaralı TypeScript dosyasına baktığımızda 67 numaralı TypeScript dosyası burada klasik string'e dönüştürme. Burada tabi dosyamızın kendisi string olduğu için bunun aynısını olduğu gibi dönüştürecektir. Yani JavaScript dosyasını ben çalıştırdığımda aynısını elde edeceğim. Buradaki metnin şöyle ki apples are round and apples are juicy. 67 küçük harfe dönüştürmüş haliydi bu arkadaşlar. Tekrar olmuş. 68 numaralı dosyaya dönüştürdüğümde to string diyor. Evet, 68 Java string'e dönüştürmem lazım. Evet, dönüştürmüş halini kullanıyorum burada. Node.js ile çalıştırdığımda aynı metnin zaten string şekli olan metnin kendisinin orijinal sadık kalmış halini burada görüyoruz arkadaşlar. 69 numaralı TypeScript dosyasına geldiğimizde burada da uppercase denilen büyük harfe dönüştürme işlemleri var arkadaşlar. Büyük harfe dönüştürmek için de yine bunu dizine atıyorum bunu. str denilen bir değişkene atıyorum bu dizini. Daha sonra str dot söz konusu çağrılan metot şudur arkadaşlar. To uppercase u ve c büyük harf burada da tümünü büyük harfe dönüştürmüş halini göreceğiz arkadaşlar. Değişikliği kaydetmem gerekiyor. 69 JavaScript dosyasını çalıştırdığımda dolayısıyla apples are round and apples are juicy dizine metni hepsi büyük harf olaraktan yani to uppercase metodu çağrıldığından dolayı hepsi büyük harfe dönüştürülmüş şekilde ekrana getiriliyor arkadaşlar. Biraz aşağıya doğru inelim. Bu 69 numaralı dosyamızda 70 numaralı TypeScript dosyasına baktığımızda burada da value of ve parantez aç kapa parantez yani nın değerini getir anlamında Türkçeleştirebiliriz arkadaşlar. Yani hello world denilen metinin burada bir yeni nesnesini oluşturuyoruz. str eşittir new diyerekten. Dolayısıyla bunun değerini ben yazdırmak istiyorum. Değerini yazdırmak istediğimde de 70 numaralı JavaScript dosyasını bir çalıştırayım. Tabii burada değer dediği içerisindeki dizin içerisinde yer alan sözcük anlamındadır. Dolayısıyla Hello World ekrana yazılıyor arkadaşlar. 71 numaralı TypeScript dosyasına bir göz atarsak arkadaşlar. Burada da array'lere geldik arkadaşlar. Burada da alfa nümerik anlamında alfas diyerekten bir değişken tanımlıyorum arkadaşlar. Bunun da dizin şekli type'i string şeklinde arkadaşlar ve de boştur bu. Yani şu notasyon şu şekilde söyleyebilirim. Şu şekilde bir notasyonu gördüğünüzde bu boş bir dizini oluşturacaktır. Burada da alfas denilen dizine elemanları atamaya başlıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 şeklinde tırnak içerisinde ve de console log metodunu çağırdığımda da alfas dizinin içerisinde array içerisinde 0. endeksteki elemanı yazdırıyorum. 0. endeks şurasıdır. 1. endekstekini yazdırıyorum. 1. endeksteki de 2'dir. Dolayısıyla ekrana 1 ve 2 alt alta satır satır gösterecek demektir. Bu 71 numaralı dosyayı da JavaScript karşılığı evet 3 aşağı 5 yukarı aynı. JavaScript'te çalıştırdığımda yani 71 numaralı JavaScript'te çalıştırdığımda 1 ve 2 burada aynısını 0.75 şuradan da denemek isterim. Node demo file 0.71 dediğimde
0.71 dediğimde 1 ve 2 aynı şekilde burada da aynı sonucu aldığımızı gösterebiliriz arkadaşlar. 71 numaralıydı bu. Evet. 72 numaralı TypeScript dosyasına baktığımda dizinlerle ilgili işlemlere devam ediyoruz. Single statement, declaration and initialization dediğimiz tek ifade, tekli ifade, beyan ve ilk sıfırlama, yani tanımlama ve ilk ilk değer belirleme ile ilgili örnek vermek istiyorum burada arkadaşlar. Num değişkenim sayılardan oluşuyor. 1, 2, 3 ve 3 şeklinde, yani 4 elemanlı 0'dan 3'e kadar endekslenebilir bir dizindir. Burada da burada atamasını yaptığım için tek bir komut içerisinde hem array'i tanımlıyorum hem elemanlarına da atamalar yapmış oluyorum arkadaşlar. Dolayısıyla burada şu anda itibaren elemanların değerler atandıktan itibaren 0. 1. 2. ya da 3. endeksteki sayıları burada console.log metodu vasıtasıyla yazdırabilirim arkadaşlar. Dolayısıyla burada compiler'ı çalıştırarak, değer değiştirici çalışarak elde ettim. JavaScript 72 dosyasını çalıştırdığımda bir, iki, üç ve üç elemanlarını, yani nums denilen dizinin elemanlarını ekrana satır satır yazdırmış oluyoruz arkadaşlar. 72, 73 numaralı TypeScript dosyasına geldiğimizde 73 numaralı TypeScript dosyasında dizinlerden oluşan bir nesnenin bir örneğini vermek istiyorum arkadaşlar. Burada da diğer dillerden de hatırladığımız gibi nesne temelli programlama dillerinde class oluşturduktan sonra o class'ın nesnesini oluşturuyoruz. Kullandığımız anahtar sözcük burada new'dur. Yani şu satırdan bahsediyorum arkadaşlar. Var array names diyorum. Yani names isimli array'imiz, yani alt underscore var burada arkadaşlar. Burada tam onu göremiyoruz. Sayılardan oluşuyor ve bu array dizisinin bir nesnesidir. 4 elemanlıdır. Şuradan itibaren bu aslında tanımlanmış ancak elemanlarının sayısı belli olmakla birlikte değer atamamış vaziyettedir. Burada da for döngüsü içerisinde de bunlara değer atamalarını yapıyorum. Şöyle ki sayıcımız sıfırdan array names'in dizin uzunluğuna kadar geliyor. Fakat bu dahil değildir. Çünkü 0, 1, 2, 3 olacak şekildedir. 4 elemanlı olduğu için 0, 1, 2, 3'e kadar. Ve de kontörü sayıcı 1 artırıyorum. Dolayısıyla şu dalgalı parantez içerisinde olanlar for döngüsü içerisinde benim yapmak ya da yaptırmak istediğim eylemlerdir. Array names i indeksi elemana iki katını yerleştiriyorum. Yani 4 elemanlı dizinde işte 0'dan itibaren başlamak koşuluyla 2 ile çarparaktan 2 katını atamış oluyorum o ilgili indeksteki değişkene. Daha sonra bunları da yazdırıyorum. Dolayısıyla 73 numaralı JavaScript dosyasını çalıştırdığımızda çift sayılardan oluşan şöyle ki çift sayılardan oluşan ve de 4 elemanlı 0'dan 3'ün 2 ile katı çarpılmışına kadar sayıları alt alta yazdırmış şekilde görüyoruz. 74 numaralı TypeScript dosyasına geldiğimde arkadaşlar eğer ki dizin içerisinde virgülle ayrılmış olaraktan biz değerleri belirtirsek virgülle ayrılmış olaraktan bunları da bu constructor'ımız bu şekilde kabul edecektir. Bunları veri olaraktan alacaktır veyahut da bunları argüman olaraktan kabul edecektir arkadaşlar. Yine burada names eşittir new array diyerekten burada hem tanımlamasını yapıyorum hem tek komut içerisinde bu kez sayılardan değil dizinlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Öyle ki Mary, Tom, Jack ve Jill şeklinde bunları yerleştirmiş oluyoruz. Peki burada da şu döngü içerisinde ben ne yapıyorum? Nasıl olsa bu names ismi altındaki
dizinde yani 4 tane hanesi olan bu dizinde bunların yazılmasını sağlıyorum. Bunun için de döngü sıfırdan o döngünün uzunluğuna kadar gidecektir. Uzunluğu dahil değildir. Küçüktür. Yani küçük işareti vardır. Ve de her seferinde names ve i-index'te names içerisindeki değer ekrana yazılacaktır. Dolayısıyla Mary, Tom, Jack ve Jill'in ekrana yazılmasını bekleyebiliriz arkadaşlar. Öyle ki 0.74 yani. Şöyle ki Mary, Tom, Jack ve Jill ekrana yazılıyor. 75 numaralı TypeScript dosyasına bir bakalım. 75'te bitirmeyi planlıyorum arkadaşlar. 75 numaralı dosyada bakıyorum. Dizi metotlarından konkat denilen dizimlerin birleştirmesiyle ilgili metodu size tanıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Birinci dizinin alfa, diğeri de nümerik. Uyum içerisinde olması açısından alfa array içerisine ABC elemanlarından oluşan bir array oluşturdum burada. Yani alfanümerik karakterlerden oluşuyor. Nümerikte de sadece sayısal değerler 1, 2, 3. Dolayısıyla ben bunu alfanümerik denilen bir değişken tanımlıyorum. Bu değişken de nasıl bir değişkendir arkadaşlar? Alfayı alacak, buna nümeriyi ekleyecek. Eklemesi için de konkat metodunu kullanacak arkadaşlar. Son derece basit. Yani neticede bir değişken tanımlıyorum. Var alfa nümerik denilen bir değişken tanımlıyorum. Tabii bu tanımlama eşit işaretiyle değil, bu eşit işaretiyle oluyor. Bu denklik işareti değildir. Alfa değişkenini alıyor, bunun üzerine nümerik değerleri konkat ediyor, yani yerleştiriyor, bitiştiriyor anlamında. Ve de bunun yazılmasına geliyor sıra. Alfa nümerik diyorum. Ve de burada alfa nümerik ismi altındaki yeni değişkenin içerdiği bilgileri yazdırıyorum. Dolayısıyla ilk önce ABC, daha sonra da 1, 2, 3'ün yazılmasını bekleyebiliriz. Şöyle ki 75 numaralı JavaScript dosyasını ben çalıştırdığımda alfanümerik, evet, ondan sonra ilk önce ABC ve de arkasından 1, 2, 3 şeklinde yazılacak arkadaşlar. Buradaki alfanümeriğin şunun karşılığı da şuradaki ifadedir. Evet arkadaşlar, böylece bu dersin de sonuna gelmiş olduk. 10 civarında bir dosyayı size tanıtımını yaptım. Örnek olaraktan. Bir sonraki derste JavaScript dersinde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Herkese başarılar diliyorum. Gününüz güzel geçsin, iyi geçsin diyorum. Hoşça kalın.